Henüz önemi anlaşılamamış yer Göbekli Tepe. Urfa'da bulunan Göbekli Tepe, dünyanın şu ana kadar bulunmuş en eski tapınağına ev sahipliği yapıyor. Milattan önce 10 binli yıllara ait yapılar bulunan Göbekli Tepe, insanlık tarihinin aydınlanması açısından büyük önem taşıyor. Buranın bulunmasının arkeolojik açıdan bir devrim dolayısıyla dünya tarihi açısından önemli olduğu belirtiliyor. Sadece yüzde ikisinin tamamlandığı kazı çalışmalarının yapıldığı yerde o kadar önemli bulgular var ki. 20 bin yıl öncesine kadar buzul çağında duvarlara resim yapan avcı toplayıcı insan yaklaşık 12 bin yıl önce mağara duvarlarına sanat çalışmaları yapmayı bırakmış. Yani Göbekli Tepe'nin aşağı yukarı kurulduğu tarihlere denk geliyor. Buradaki tapınağın duvarlarındaki kabartmalar sanki mağaralardaki resim hallerini bırakmış gelmiş de oraya konmuş. Göbekli Tepe'de İngilizlerin çok gurur duyduğu Stonehenge'den 7500 yıl önce piramitlerden 6000 yıl önce kurulmuş olan tapınağın çevresinde insanlık tarihinin bugüne kadar bulunmuş en eski tarım yapıldığı alanda ortaya çıkarılmış bulunmakta. Tabii sayılar tek başına bir şey ifade etmiyor. Söz konusu tarihi rakamlar olunca. Aradaki zaman dilimini anlamak için Hazreti İsa'nın doğum tarihinden bugüne 2000 yıl geçtiğini düşündüğünüz zaman belirtilen fark gözümüzde biraz daha canlanabiliyor. Göbekli Tepe'nin eşi ve benzeri yok. Yapılan DNA testlerine göre burada en eski zirai başak tanelerine rastlanmış. Bunun anlamı şu ilk yabani başak tanesi yakınlarda bulunan Karacadağ'dan gelmiş. Yani insanoğlunun küçük gruplar halinde avcı ve toplayıcılığı bırakıp geniş kitlelere besin sağlamak için yerleşik yaşama oradan da uygarlığa geçmesinin ilk adımı burada atılmış. Belki de ilk tapınma yeri olan üzerinde kabartmaların yer aldığı büyük T biçiminde dikili taşlar bulunan Göbekli Tepe'deki tapınak inşa edilirken metal kullanılmamış. İşin en ilginç tarafı bu tapınak ve yerleşim birimi yağmalanmamış, yıkılmamış. 7500 yıl önce birden kullanımı bırakılmış ve üstü kapatılmış. Tabu olarak bir daha hiç açılmamış ta ki tabu olduğu unutulup bugün açılana kadar. Bizleri daha ne sırlar bekliyor göreceğiz. Tepe üzerinde devasa boyutta taşlar ve bu taşların üzerine işlenmiş bazı sanat eserleri bulunuyor. Yakınlardaki taş kaynaklarının uzaklığı ve işlenmesi için gerekli insan gücü düşünüldüğünde bu anıtların yapılması için bin kadar insan çalıştırılması gerektiği tahmin ediliyor. Bu sayıdaki insanın böyle bir işte çalışması için bölgeye yakın bir yerde konaklaması gerekir. Bu kadar çok insan bölgeye yakın bir yerde konakladığına göre bu kişilerin bir şekilde beslenmesi gerekir. Bir arada bulunan bu kadar çok insanı toplayıcılık ya da avcılıkla doyurmak mümkün değildir. Binlerce farklı yabani buğday türü üzerinde yapılan çalışmalar, bu bölgede kendiliğinden yetişen buğdayın genetik yapısının bugün tarımda kullandığımız ekilebilir buğdayla neredeyse aynı olduğunu gösteriyor. İnsanın mağara duvarlarına resim çizmekten vazgeçmesi, başka bir deyişle avcılık ve toplayıcılık üzerine kurulan mağara yaşamını terk etmesi, bu anıtın yapımıyla aynı yıllara rastlıyor. Özetle insanın muhtemelen ilk kez tarım yaptığı, yerleşik hayata geçtiği, mağara duvarlarına resim çizmekten ziyade sistematik bir biçimde sanat yapmaya ve kültürel birikim oluşturmaya başladığı yer, başka bir deyişle ilk medeniyetin kurulduğu yer ülkemiz toprakları içinde. Bulunan kemikler üzerinde yapılan testlerde bulunan tarih milattan önce 9500 yılına gidiyor. Ancak kemiklerin orada olabilmesi için bu yapının çok daha önceden tamamlanması gerekli. İşaret edilen tarih bakımından dünya üzerinde eşi benzeri yok. Göbekli Tepe çevre yerleşim birimlerinin gelen insanların festival ziyafet yaptıkları bir toplanma noktası olarak değerlendiriliyor. Taşlar üzerinde yapılan betimlemeler Göbekli Tepe'ye yakın yerleşim birimlerinde olduğu gibi ölmüş insanların bedenlerinin hayvanlara o yüksek kolonların üzerine konmak suretiyle sunulması olarak yorumlanıyor. Fakat hayvanlara kurban verme gibi bir durum yok. İlginç olarak yorumlanabilecek kızıl derili Türklerinin kullandığı totemlere çok benzer üst üste figürlere sahip totemler bulunmuş. İnsanların zamanla dini inanışları değiştiği için bir süre sonra burayı kullanmayı bırakıp üzerini örttükleri düşünülüyor. Yeni videoda görüşmek üzere.